Sorumuz fizik bilimine giriş konusuyla alakalı bir soru. Yukarıdaki 1 2 3 nolu ölçüm araçlarından hangileri temel bir büyüklüğü ölçer diye sorulmuş. Temel büyüklerimiz kısa muz ile formüle edilmiş 7 tanedir. Kısa muz, kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, Mohr sayısı, uzunluk ve zaman. O halde baktığımız arkadaşlar kronometre neyi ölçüyor? Zamanı ölçüyor. Zaman temel bir büyüklük mü? Evet. Yine ampermetre akımı ölçüyor. Akım şiddeti arkadaşlar şuradaki A dediğimiz temel bir büyüklük mü? Evet, doğrudur. Voltmetre türetilmiş bir büyüklüktür arkadaşlar. Ondan dolayı gerilimi ölçer. Bu temel bir büyüklük değil, türetilmiş bir büyüklük. O halde cevap 1 ve 2, yani B seçeneği doğru olmalı. Sorumuz madde ve özellikleriyle alakalı bir soru. Yatay zemin üzerine dökülmüş çayın üzerine üst üste şekerler konulduğunda çayın alttaki şekerden üstteki şekere doğru çıktığı gözlenmektedir. Buna göre durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel ilke çayın küp şekerde yukarı çıkmasını sağlayan fiziksel ilkeyle aynıdır. Arkadaşlar çay nasıl buradan yukarı doğru çıkıyor? Kılcallık özelliğinden küp şekerin içerisindeki o boşluklardan kendiliğinden yukarı doğru çıkmış oluyor. Yani kılcallık özelliği kullanılmış. Yine bakalım diğerlerin hangilerinde kılcallık özelliği var. 1. Gaz yağı fitilinin gazı emmesi. Arkadaşlar fitilde yine o boşluklarından dolayı kendiliğinden üst tarafa yani yanan kısma doğru çıkıyor. Orada fitil değil de fitilden ziyade gaz yağı yanmış oluyor. Bu olayda yine kılcallıkla alakalı bir olay. Kağıt havlunun suyu emmesi. Kağıt havluda arkadaşlar küçük küçük delikler var. O deliklerle suyu daha fazla miktarda emmesi sağlanmış. Yani demek ki burada kılcallık özelliği kullanılmış. Doğru. Tulumba ile kuyudan su çekilmesi bu basınç farkıyla elde edilmiş bir olay. Ondan dolayı burada kılcallık özelliği kullanılmamış, basınç farkıyla oluşturulan bir durum olduğu için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz ısı ve sıcaklık konusuyla alakalı. K'nın ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili dile getirdiği yargılar şekildeki gibidir. Buna göre K'nın söylediği ifadelerden hangilerinde ısı sıcaklık kavramları ile ilgili kavram yanılgısı bulunmaktadır? 1. Bugün hava sıcaklığı oldukça düşük. Bugün hava sıcaklığının düşük olması doğru bir şekilde kullanılmış arkadaşlar. Kavram yanılgısı yok. Havanın sıcaklığı havadaki moleküllerin her birisinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Yani burada doğru bir şekilde kullanılmış. Kavram yanılgısı yok yani. 2. Vücut ısımı korumak için kalın kıyafetler giymeliyim. Vücut sıcaklığımı korumak için kalın kıyafetler giymeliyim veya vücut iç enerjimi korumak için kalın kıyafetler giymeliyim ifadesi bu arkadaşlar doğru kullanılmamış. Yani kavram yanılgısına sebep olmuş burada ısımı değil de sıcaklığımı veya iç enerjimi diyebilir. Onun için cevabımız bu yanlış oldu. Evin ısısını artırmak için sobayı yakalım. Evin ısısı değil arkadaşlar. Herhangi bir maddenin bir iç enerjisi olabilir. Isısı olmaz. Isı sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerji diyoruz. O zaman evin ısısı artmaz. Isı alınca evin ısısı artmaz. İç enerjisi artar. Veya evin sıcaklığını artırmak için sobayı yakalım ifadesi de doğru kullanılabilir. Burada ısısını artırmak için sobayı yakalım ifadesi ısı yanlış kullanıldığı için kavram yanılgısı olan ifadeler 2 ve 3'tür. Yani cevap D seçeneği doğru olmalı. Sorumuz optik konusuyla alakalı bir soru. O merkezi cam küreye gönderilen I ışını şekildeki gibidir. Buna göre I ışını küre üzerindeki KLMNP noktalarının hangilerinden çıkabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışık hava ortamından cam ortamına yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışık normale yaklaşarak kırılır. Bakın şimdi bu açı 30 derece. Şimdi ben burada şöyle bir doğrultu çizsem. Bakın burası yarıçap, burası da yarıçap. Yani ne oluyor? Burası 45 derecelik açı olmuş oluyor. O zaman 30 derecelik bu açı şöyle doğrultusunun devamını çizdiğimizde şöyle bir doğrultusu var. Yani o zaman demek ki ortamların kırıcı ilgisi eşit olsa böyle bir yol izleyecek. Ama ışık azdan çoğa geldiği için normale yaklaşacak. Normalimiz merkezden çizilen şu doğru olduğu için burada arkadaşlar normale yaklaşarak kırılması şöyle veya böyle. Bakın şu yollardan herhangi birisini izleyebilir. Normalden gidebilir mi? Hayır. Normalden gidemez. Dik geldiğinde ancak normalden gidebiliyor. Yine normalle aynı taraftan kırılabilir mi? Hayır. Bu normalse arkadaşlar yüzeye çizilen doğru, ortamları ayıran yüzeye çizilen dik doğruya normal diyoruz. Işık geldiğinde normalle aynı taraftan kırılmaz. Yani bu şekilde P noktasına gidemez. O halde normale yaklaşarak kırıldığı tek bir noktamız var. O da M noktasıdır. Cevabımız C seçeneği olmalı deriz.
Sorumuz dalgalar konusuyla alakalı bir soru. Derinliği sabit olan dalgalarında yayılmakta olan periyodik dalgaların dalga boylarını azaltmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birincisine L'den bir miktar su boşaltma diyor. V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre dalgaların yayılma hızları lambda çarpı F ile bulunur. Şimdi L'den bir miktar su boşalttığımızda derinlik azalmış. Derinlik azalınca dalganın yayılma hızı azalacak. Peki frekansı değiştirdim mi arkadaşlar bu işlemi yaparken? Hayır. Frekans değişmeden hızı azaltırsam dalga boyu azalır mı? Azalır. Birinci ifade doğrudur. Kaynağın frekansını artırmak. Şimdi sadece kaynağın frekansını artıracağımız durumu düşünelim. Ortamdaki derinliği, suyun derinliğini değiştirmedik. O zaman hızımız değişmeyecek. Ortama bağlı çünkü. Frekansı ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Frekans artarsa dalga boyu ne yapacak? Azalmış olacak. O halde dalga boyu azaldı. Bu da olur. Kaynağın periyodunu artırmak. Periyodu artırmak frekansı azaltmakla aynı işlev. O halde arkadaşlar periyotla frekansın çarpımı 1'e eşit olduğu için frekans arttığında periyot azalması gerekiyor. V eşittir lambda bölü T şeklinde yazabiliriz. Burada bakın ortamın derinliğine dokunmadık. Sadece periyodu ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Periyot artarsa dalga boyu da artar. Biz dalga boyunu azaltmaya çalıştığımız için bu ifademiz olmaz. Cevap 1 ve 2 yani D seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz elektrik konusuyla alakalı bir soru. İç direnci önemsiz üreteç, P lambası, R dirençleri ve reostalarla oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki birdir. Buna göre ilk lambasının ışık şiddetinin en az olması için KL sürgülerinin hangi yönlerde çekilmesi gerekir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambaların şiddetleri, ışık şiddetleri yani parlaklıkları diyelim güçleriyle doğru orantılıdır. Güç de V çarpı I ile veya arkadaşlar i kare çarpı r yardımıyla veya v kare bölü r yardımıyla bulunur. Şimdi burada i'yi düşünelim. Direnci değiştirmeden yani lambanın dirençlerini değiştirmeden parlaklığın artması için akımın artması lazım devrede. Şimdi devreden çıkan akım buradan gidiyor. Hop şöyle bir yolu izliyor. Bakın şu yolu şöyle çizeyim. Bu direnç şu kısmı yine arkadaşlar reostanın bu kısmını kullanıyor ve döngüyü tamamlıyor. Şimdi ben devrede fazla direnç kullanırsam akım ne olur? Azalır. V eşittir I çarpı R bağıntısına göre gerilim değişmeden üreticim gerilimi sabit. O halde arkadaşlar devrede ben ışık şiddetinin az olması için akımı ne yapacağım arkadaşlar? Azaltacağım. Akımı azaltırsam burada parlaklığımız azalıyor. Peki akımı azaltmam için direnci ne yapmam lazım? Artırmam lazım. Şimdi başlayalım. İki tane reosta sürgüsü var. Şimdi burada direnci artırıyorum. Burada kullandığım direnç burası. Eğer iki yönde çekersem daha çok direnç kullanırım. Daha çok direnç kullanırsam devredeki akım azalır. O halde arkadaşlar birincisini iki yönde çekmeliyiz. Yani K reostasının sürgüsü iki yönde çekilmeli. Yine L reosta sürgüsüne baktığımızda o da şu kadarlık direnci kullanıyor şu an. Eğer ben bunu bir yönde çekersem daha fazla direnç kullanmasını ve daha fazla akımın azalmasını ve parlaklığın daha çok azalmasını sağlarım. Yani ben bunu reostanın sürgüsünü bir yönde çekmeliyim ki direnç artsın, akım azalsın. O zaman bu da bir yönde çekilmeli. Demek ki L reostanın sürgüsü de bir yönde çekildiği için cevap C seçeneği olmalı. Sorumuz manyetizma yani mıknatıslarla alakalı bir soru. 1, 2, 3 nonlu sistemlerden hangilerinde mıknatısın oluşturduğu manyetik alan çizgileri doğru çizilmiştir? Arkadaşlar manyetik alan kuvvet çizgileri N'den S'e doğru yönü kabul edilir. Ondan dolayı da birinci şeklimize baktığımızda N kutbuna doğru girmiş N'den dışarı çıkması lazım. Buradaki manyetik alan kuvvet çizgileri yanlış çizilmiş. Yine N'den çıkan S'e doğru gitmek istiyor. Karşısında da N kutuplu bir mıknatıs var. O halde ondan N'den çıkanla bundan N'den çıkanlar eşit kutuplu oldukları için aynı kutuplar olduğu için daha doğrusu ne yapacak? Birbirlerine iter bir etki yapacak ve buradakiler doğru çizilmiş yönleri de N'den dışarı çıktığı için tamamen doğru bir şekle sahip. Yine arkadaşlar burada U şeklinde bir mıknatısımız var. N'den S'e doğru manyetik alan kuvvet çizgileri çizilmesi gerekirken burada S'den N'e doğru çizilmiş maalesef. Şu aralıkta bir kere hata yapılmış. Dışarı yine N'den S'e doğru çizmiş. Burada da S'e doğru girmesi lazım. Şunların yönleri de yanlış çizilmiş. Yani şu kısım ile şu kısım yanlış çizilmiş. O halde mıknatıslarımızın manyetik alan çizgileri yanlış çizildiği için doğru çizilen sadece iki nolu çizgimiz. O halde cevap B seçeneği olmalı. Laboratuvarda gerçekleşen bir titrasyon işleminde tuz ruhu ve sut kostik maddelerinin sulu çözeltisi kullanılıyor. Buna göre titrasyonda kullanılan maddelerin üzerinde yukarıdaki güvenlik sembollerinden hangilerinin bulunması beklenmez deniliyor. Soruda birinci işaretimiz radyoaktif maddeler için geçerli bir işaret.
ne tuz ruhu ne de sut kostik radyoaktif bir maddedir. Bu yüzden birinci işaret bu maddelerde bulunmaz arkadaşlar. İkinci işaretimiz tahriş edici madde işareti. Hem asitlerde hem de bazlarda bu özellik karşımıza çıkmakta. Canlı dokuyu tahriş eden maddelere, aşındıran maddelere tahriş edici diyoruz. Dolayısıyla asit ve bazın üzerinde bu işaret bulunabilir. Üçüncü madde korozif madde. Yine aşındırıcı madde anlamında. Daha çok asitlerde bu güvenlik işareti karşımıza çıkıyor. Bazı bazların üzerinde de korozif aşındırıcı işaret karşımıza çıkabilir. Özellikle de yine metallerin aşınması akla gelmelidir bu uyarı işaretinde. Bize beklenmeyen sorulduğundan dolayı cevabımız A şık olacak. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z maddelerinin fiziksel halleri ve suda çözünme durumları belirtilmiş. Buna göre X, Y, Z maddelerinin su ile oluşturdukları karışımlar aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş bize. Şıklardan gidelim. X maddemizin fiziksel hali katı, suda çözünme durumuna çözünmez demiş. Suyun fiziksel hali sıvıydı. Dolayısıyla katı sıvı heterojen karışım elde ediyoruz. İki şekilde karşımıza çıkabilir. Karışım türü olarak birincisi süspansiyon, ikincisi ise kolloid olabilir bu karışım. Hatırlarsak tanecik boyutumuz 10 üzeri eksi 9 metreden büyük. Fakat 10 üzeri eksi 6'dan küçükse böyle taneciklere biz kolloid diyorduk. Şöyle diyelim, kolloid oluyordu. Eğer 10 üzeri eksi 6'dan daha büyükse tanecik boyutumuz, böyle maddelerde süspansiyon diyorduk arkadaşlar. İki durum olabilir. Şıklara baktığımız zaman A şıkkı kolloid demiş olabilir. B şıkkı süspansiyon olabilir. C şıkkı çözelti. C'yi eliyoruz çünkü çözelti homojen karışımdır. Burada çözünmez demişti. Kolloid olabilir. E şıkkını da ediyorum çünkü emisyon sıvı sıvı karışımlarıydı. Bizim karışımımız katı sıvı. Y maddemize bakıyoruz. Y'nin fiziksel hali sıvı. Su da sıvıydı zaten. Çözünür demiş. Dolayısıyla homojen bir karışım olacak. Şıklara baktığımız zaman B şıkkına emisyon demiş Y için. Emisyon sıvı sıvı heterojen karışımlardı. B şıkkında eledik. Elimizde 2 şık kaldı. Z için fiziksel hali katı çözünmez demiş. Yine 2 durum söz konusu. A'da olduğu gibi süspansiyon ya da kolloid olabilir bu karışım. Şıklara baktığımız zaman 3. durum için A şıkkı çözelti dediğinden dolayı eledik. Dolayısıyla D şıkkı doğrudur. 1. öncülü için süspansiyon kolloid'den kolloid almış. 3. öncülü için süspansiyon kolloid'den süspansiyonu tercih etmiş. Bunun tersi de olsa yani birincisi süspansiyon, üçüncüsü kolloid olsa da yine cevabımız doğru olurdu arkadaşlar. Verilen öncüllerden uyan D şıkkı oldu. Oda koşullarındaki bir miktar gliserin sıvısına uygulanan işlemlerden hangileri yapıldığında başlangıçtaki gliserin viskozitesine göre daha düşük bir viskozite değeri elde edilebilir denilmiş. Biliyorsunuz ki viskozite ile akışkanlık ters orantılı. Akışkanlık arttıkça viskozite değerimiz düşecek. O halde soruda bize hangi durumda akışkanlık artar gibi soru sorulduğunu düşünebiliriz. Oda koşulları deyince aklımıza 25 derece gelecekti arkadaşlar. Birinci öncüle baktığımız zaman sıcaklığı 50 dereceye çıkarmak, sıcaklığın artışı akışkanlığı arttıran bir durum. Dolayısıyla viskozite değerini düşürür. Yani birinci öncül aradığımız öncüllerden. İkinci öncül üzerine 25 derece saf sudan bir miktar daha eklemek. Sıcaklık değerim aynı. Ama eklediğim maddenin viskozite değeri ile gliserinin viskozite değeri aynı değil. O zaman yorumumuzu buna göre yapacağız. Gliserinin ve suyun formülünü bir yazalım. Viskozitesini kıyaslayacağız. 3 karbon bulunuyor gliserinde. 3 tane de bu karbona bağlı ayrı ayrı OH bulunmakta. Ve karbon 4 bağ yapması için yeteri kadar hidrojen eklilik. Gliserinin formülü bu. Suyu da zaten biliyoruz H2O. Hem gliserin molekülümüzde hem suda, şöyle de yazalım, hidrojen bağı bulunmakta. Burada ikisi de aynı etkileşime sahip olduğundan dolayı
Gliserinin molekül ağırlığına baktığımızda arkadaşlar 3 karbon, 3 oksijen, 2, 3, 5, 6, 7, 8 tane de hidrojen bulunmakta. Ama suda 1 oksijen, 2 hidrojen. Yani gliserinin molekül ağırlığı daha büyük olduğundan dolayı suya göre gliserinin viskozite değeri sudan daha büyüktür. Viskozite gliserin diyelim. Büyüktür viskozite su. Şimdi biz ne yaptık? Su eklediğimizden dolayı gliserin üzerine ve suyun viskozitesi gliserine göre daha düşük olduğundan dolayı oluşan karışımın viskozite değeri ne olacak? Gliserine göre daha düşük olacak. Yani su viskozite değerini ne yapacaktır? Düşürecektir yeni bir karışımda. Dolayısıyla ikinci öncülündeki durumda viskozite değeri ilk durumdaki gliserine göre düşmüş olacak. 10 derecedeki gliserin sıvısından bir miktar eklemek. Burada eklediğimiz gliserinin sıcaklığı ilk durumdan daha düşük olduğundan dolayı viskozite değerimiz artacak. Hatırlarsanız sıcaklık arttıkça viskozite düşer, sıcaklık azaldıkça viskozite artar. Bize viskozitenin düştüğü durumlar sorulduğundan dolayı 3. öncülü almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 oluyor, yani C şıkkıdır diyeceğiz. Yukarıda verilen olaylar yalnızca bir kimya disiplini ile eşleştirildiğinde hangi seçenekteki kimya disiplini boşta kalır deniliyor? Birinci olayımıza bakalım. Kimyasal olaylarda fiziksel özellikleri ve enerji dönüşümlerini inceler. Özellikle enerji dönüşümü bize fiziko-kimyayı hatırlatacak. Şıklarda E şıkkını eledik. İkinci olayımız, içme suyundaki anyon ve katyonları nicel ve nitel olarak belirler. Nicel-nitel olayı analitik kimyada geçerli. Şıklara baktığımız zaman A şıkkını eledik. Burada nicel analiz hangi miktarda olduğu maddenin, nitel analiz de hangi madde olduğu. Yani ne kadar var, ne var sorularını cevaplıyor. Nicel ne kadar var, nitel ise ne var sorularının cevabını vermekteydi analitik kimyada. Petrokimyasal maddelerden plastik, naylon gibi maddelerin üretimini gerçekleştirir. Özellikle plastik ve naylon denildiğinde aklımıza hemen polimer kimyası gelecek. B şıkkında eliyoruz. Kana rengini veren hemoglobin maddesinin kandaki reaksiyonlarını inceler. Burada da biyokimya alanından bahsetmiş. Canlılardaki maddeleri ve olayları inceleyen kimya alt disiplini biyokimyaydı. Burada D şıkkında anorganik kimyadan bahsedilen bir olay yok. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış yazılmıştır deniliyor. Bileşik isimlendirmede ilk yapmamız gereken bağın türünü belirlemek. İyonik bağ mı, kovalent bağ mı? Hemen bakalım, birinci bileşiğimiz iyonik bir bileşik. Magnezyum, metal olan bileşikler iyonikti. İkinci bileşiğimiz bir katyon ve anyon arasında gerçekleştiği için bu da iyonik bir bileşiktir. Burada NH4 artı katyonunu bileceğiz. Klorda anyon formunda. Bütün atomlar ametal olsa bile bir katyonla anyon arasında oluşan bileşikler de iyonik bileşiklerdi. Dikkat, özellikle köklere dikkat ediyoruz. P2O3 bileşiğimiz kovalent bir bileşik. Ametaller arasında oluşmuş ve iyon olayı söz konusu değil. SF6 bileşiğimiz de yine ametaller arasında oluştuğu için, iyon durumu söz konusu olmadığı için kovalent bir bileşik. Son bileşiğimiz de iyonik bir bileşiktir. Kurşun bir metal, metal bileşikleri iyoniktir. Şimdi iyonik bileşik dediklerinde şunu yapacağım. İçinde değişken delgili metal var mı yok mu, buna bakmamız lazım. İlk 20 elementte değişken delgili bir metal yoktu. Magnezyum'da ilk 20 elementten bir elementimiz, metalimiz. Dolayısıyla burada değişken delgili söz konusu olmadığından dolayı direkt isim ve kökü okuyacağım. Magnezyum sülfat diyoruz burada. Magnezyum SO4'te sülfat köküydü. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B şıkkı da iyonik dedik. Burada zaten metal yok. Direkt kökleri okuyorum. NH4 amonyum kökü. Klor da klorür şeklinde okuyoruz. Amonyum klorür oluyor burası. P2O3 kovalent dedik. Kovalent bileşikleri isimlendirirken Latince sayıları kullanacağız. Mono, di, tri şeklinde. Önce birinci ametalin sayısını söylüyoruz. Difosfor trioksit şeklinde isimlendirmemizi yapıyoruz. D şıkkında da yine bir kovalent bileşik söz konusu. Latince sayıları kullanacağız. Kükürt, hexaflorür diyoruz. Burada
İlk ametalimizin sayısı 1 ise mono diye başlanılmıyordu. Ancak ikinci ametalimizin sayısı 1 ise mesela CO gibi burada mono kullanılırdı. Karbon monoksit derdik mesela burada. Yani demek istediğim birinci ametalin sayısı 1 ise mono başta okunmaz ama ikinci ametalin sayısı 1 ise mono okunur. Hatırlatmış olalım. E şıkkına geldik. Bileşiğimiz iyonik. Değişken değerli metal var mı? Var. Kurşun. Peki değişken değerli metaller neydi? Bir hatırlayalım. Kurşun, demir, bakır, civa, kalay, krom, nikel, kobalt, mangan. Bunlar karşımıza çıkan değişken değerli metaller. Değişken değerli metalleri isimlendirirken metalin aldığı değerli Roma rakamıyla yazacağız. Buraya baktığımız zaman kurşun 2 oksit demiş. Yani Roma rakamıyla yazmış ama doğru mu yazmış? Bakalım metalin değerliğini bulmamız gerekiyor. Bunun için de şunu ezbere bilmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Oksijenin değerli -2 değerliklidir. Buradan biz hesaplamamız yaparsak kurşunun değerliğini x dersek 2 çarpı x diyeceğim. Oksijenin sayısı 1 artı diyorum 1 çarpı aldığı değerlikle -2. Toplamda bu bileşik nötr bir bileşik olduğu için iyon yükü 0 olarak kabul edilir ve 0'a eşitliyoruz. Buradan denklemi çözersek 2x eksi 2 eşittir 0. Karşıya atarsam 2x artı 2 x'imiz ne geldi? Artı 1 geldi. Zaten 12. sınıf arkadaşlarımız elektrokimya konusunda yükseltgeme basamağı konusunu görmüşsünüzdür. Buradan hesaplarsınız. Hatta 11. sınıf arkadaşlarımız da modern atom teorisinde birinci ünitenin sonunda yükseltgeme basamak konusu vardı. Orada elementlerin yükseltgeme basamağı nasıl bulunuyordu hatırlamış olursunuz arkadaşlar. Oradan yapabilirsiniz. Metalimizin aldığı değerlik artı 1 ise o zaman bizim isimlendirmemiz şu şekilde olacak. Kurşun Roma rakamıyla aldığı değerlik 1 oksit şeklinde isimlendirilmesi gerekiyor. Ama burada 2 oksit dediği için E şıkkı yanlış oldu arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. İyonik bileşiklerde değişken değerli metaller varsa ne yapıyoruz? Roma rakamıyla adlandırmamızı yapacağız. Atomlar ve moleküller arası bağlarla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi karşısında belirtilen nedenle açıklanamaz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Atomlar arasındaki olaylar kimyasaldı. Sadece soygazlar hariç. Soygaz atomlar arasındaki olaylar hariç. Moleküller arasındaki etkileşimler ise fiziksel etkileşimlerdi. Yani zayıf etkileşimlerdi arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olalım. Şimdi birinci duruma baktığım zaman iyot katı halden gaz hale geçmiş. Molekül yapısı korunuyor. Yani sadece moleküller arasındaki boşluk artmış. Fiziksel bir olaydır. Ne demiş? İyot molekülleri arasındaki London kuvvetlerinin kopması. London kuvvetleri de zayıf etkileşimler olduğu için A şıkkı doğru bir açıklama oldu. B şıkkına baktığım zaman oksijen molekülü kendini oluşturan atomlara ayrılmış. Yani atomlar arasındaki bağ kopmuş, güçlü bir etkileşim kopmuş. Kimyasal bir olay diyoruz. Atomlar arası kovalent bağın kopması doğru. Oksijen ametal olduğu için ametal atomlar arasındaki bağlar kopmuştur. Güçlü etkileşimler kopmuştur diyoruz. C şıkkına geldik. Verilen olayda girenlerde oksijen ve su molekülleri var. Ürünlerde ise suda çözülmüş bir oksijen var. Bakın suda demek onun çözeltisi anlamında, oksijenin sul çözeltisi anlamında burada. Çözülme olaylarının geneli fiziksel olaylardır arkadaşlar. Burada da fiziksel bir çözülme söz konusu. Bakalım ne demiş? Oksijen ve su molekülü arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşiminin kurulması. Oksijenin yapısı apolar olduğu için London kuvvetleri söz konusudur. Yani indüklenmiş dipol diyoruz. Su ise polar bir molekül olduğu için dipol etkileşimleri söz konusu. Dolayısıyla dipol indüklenmiş dipol açıklaması doğru bir açıklama diyoruz. Fiziksel etkileşim, zayıf etkileşimden bahsetti. D şıkkına geldik. Olayımıza baktığımız zaman girenlerde sodyum klorür ve su var. Ürünlerde ise sodyumun ve klorun sulu çözeltisi bulunmakta. Buradan tuzun suda çözüldüğünü anlıyoruz. Dolayısıyla olayımız fiziksel bir olay. Biliyorsunuz ki iyonik bileşikler suda çözünürlüğünde iyonlarına ayrışmaktaydı. Burada açıklama olarak ne demiş? İyonlar arası iyonik bağın kopması demiş. İyonik bağ güçlü bir etkileşim. İyonik bağın kopması kimyasal bir olay anlamına gelir. Dolayısıyla D'deki açıklama yanlıştır arkadaşlar. İyonlar arası iyonik bağın kopması için denklemimiz şu şekilde olması lazımdı.
NaCl'den sonra sodyum artı ve klor eksi demesi gerekiyordu. Burada H2O'dan bahsedemezdik. Hani buraya katı demişse şuraya sıvı yazabilirdi mesela. Kimyasal bir olay olsaydı bu şekilde olması gerekiyordu. Su olduğu için, suda çözüldüğü için, yani şurada suda dediği için fiziksel bir çözüm olduğunu anlıyoruz. E şıkkına da bakalım. Girenlerde etil alkol ve su var. Yine etil alkolün sulu çözeltisi mevcut. Yani bir çözünme olayı söz konusu, fiziksel bir olay. Su ve etil alkol arasında hidrojen bağının kurulması. Bakın hidrojen bağının şartı neydi? Moleküllerde hidrojen ve fon grubundan en az birisi bulunması gerekiyordu her iki molekülle de. Baktığımız zaman etil alkolde hidrojen var, fondan bir grup var. Koşulumuzu sağlıyor. Suda yine hidrojen var, fondan bir grup var. Bu da koşulu sağladı, hidrojen artı fon koşulunu. Dolayısıyla bu oluşumda hidrojen bağının oluşumu söz konusudur. E şıkkı da doğru bir açıklama oldu. Açıklanamayan, yanlış açıklanan şık D şıkkı oldu. Yukarıdaki tepkimelerde oluşan ve kullanılan A, B ve D maddeleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle A, B ve D maddelerini bir bulalım arkadaşlar. Girenlerde ve ürünlerdeki atom türü ve sayısı korunmak zorundaydı kütlenin korunumuna göre. Şimdi baktığımız zaman şöyle giren ve ürün diye ayırmış olalım. İlk tepkime için yorumluyoruz. Ürünlerde bir tane karbon, iki tane oksijen var. Burada ise girenlerde 1 bölü 2 çarpı 2'den bir tane oksijenim var. Girenlerle ilgili başka bir elementi bilmiyorum. O halde A maddemiz bir tane karbon içerecek. Burada bir karbon eksikti. İki tane oksijen ürünlerde olması lazım. Bizde bir tane oksijen var, bir tane de oksijenim eksik. O zaman A maddesi için CO diyorum. B maddesini de bulalım. Karbondioksit ve suyun birleşiminden zaten tek bir madde söz konusu. İki tane hidrojen olacak. Bir karbon, üç tane de oksijen. Bu madde bize tanıdık geliyor. H2CO3 maddesi arkadaşlar. B maddesini aynen buraya yazıyorum. Üçüncü tepkimede kullanılmış çünkü. Burada da yine giren ve ürünler şeklinde elementleri yazmak istiyorum. Daha iyi göreceğiz bu şekilde. Girenlerdeki elementlerimizin türlerini yazıyorum. Karbon var, hidrojen var, oksijen var, kalsiyum var. Evet, sayılarını bir eşleştirelim. Girenlerde bir tane karbonum var, ürünlerde karbonum yok. Dolayısıyla burada bir tane karbon olmalı benim D bileşiğimde. Şöyle karbonumu yazdım. Hidrojen için de sayımı yapalım. Girenlerde iki tane hidrojen H2CO3'ten, iki tane kalsiyum hidroksitten toplam 4 tane hidrojenim var. Ürünlerde de 2 çarpı 2'den 4 tane hidrojenim var. Dolayısıyla benim D maddemde hidrojen olmayacak. Oksijen sayımını yapalım. H2CO3'ten 3 oksijen geldi. 2 tane de kalsiyum hidroksitten geldi. Toplam 5 oksijen var girenlerde. Ürünlerde ise 2 tane oksijenim var. Demek ki 3 tane oksijenim eksik. Hemen buraya 3 tane oksijen eklemiş oldum. Kalsiyum için de sayımı yapalım. Girenlerde 1 tane kalsiyum var, ürünlerde kalsiyum yok. 1 tane de kalsiyumum olacak. Bu bileşikte tanıdık geldi. Kalsiyum karbonat bileşiği. Demek ki D bileşiğinde kalsiyum karbonatmış. Şimdi öncülleri yorumlayalım. A maddesi karbon monoksittir dedi. Bulmuştuk zaten, doğru. B maddesi bir asittir. Karbonik asit arkadaşlar. Zayıf bir asittir hatta. Doğru. D maddesi kalsiyum karbonattır. Bu da doğru bulduk. D şıkkına baktık. Üçüncü tepkimede B maddesi ile kalsiyum hidroksit nötralleşme tepkimesi vermiştir. H2CO3 asit, kalsiyum hidroksitle baz, asit baz tepkimesi sonucunda su açığa çıkmışsa bu tepkimelere biz nötralleşme tepkimesi diyoruz. D şıkkımız da doğru. E şıkkına da bakalım. A maddesi havadaki su buharı ile asit yağmurunu oluşturur. A maddesi karbon monoksit. A metallerin oksijence fakir bileşikleri nötr karakterlidir arkadaşlar. Asit yağmuru oluşturabilmesi için oksijen sayımız A metalden daha fazla olması gerekiyordu. Dolayısıyla E şıkkımız yanlış oldu. Nötr maddeler asit yağmuru oluşturmazlar. Suda eriyen ve yağda eriyen vitaminler. Suda eriyenler kimdi? BC. Yağda eriyenler A, D, E, K. Hangileri ortaktır? Sindirime uğramama. Evet, bunlar çok 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 küçük moleküller arkadaşlar. Zardan direkt geçebilir. Direkt kana karışabilirler. Enzimin kofaktörü olarak görev yapabilirler. Şimdi hemen
öğrenciler şunu söyleyebilir. Hocam vitaminler koenzim değil miydi? Arkadaşlar yardımcı grupların tamamına kofaktör denir. Kofaktörler özellikle vitaminlerden oluşuyorsa spesifik olarak yani özel olarak onlara koenzim diyebilirsiniz. Ama enzimin yardımcı grupları evrensel olarak ne ismi alıyormuş? Kofaktör. Bunu zaten derslerimde vurguluyorum. Eksikliklerinde rahatsızlıklar oluşur ve vitaminlerin yeri başkaları tarafından doldurulamaz. Anlaştık mı? Bakın bunlar B ve C vitaminleri, A, D, K vitaminlerine baktığınız zaman mesela hayvanlar vitamini sıfırdan sentezleyebilir mi? Bunu hatırlatalım. Sentezleyemez. İşte B ve C suda çözünen vitaminler olduğu için fazlası atılır. Ama hangi B vitamini hariç diyoruz buna? B12 hariç. Çünkü B12 nerede depolanır? Karaciğerde depolanır. Bu tarz bilgileri unutmayın. ADEK'te nerede depolanıyor? Karaciğerde depolanıyor. D vitamini deri, karaciğer ve böbrek sayesinde aktif formuna kavuşuyor. Bunu da unutmayın diyorum ve soruyu bitiriyorum. Cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3. Doğadaki canlılar prokaryot yani bakteriler ve arkeler, ökaryot yani protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar hücre tipine sahiptir. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde hangileri ortaktır demiş. Bakın mitokondri, çekirdek gibi ifadeler prokaryotlarda olmaz. Prokaryot zaten zarlı organel ve çekirdek taşımayan demek. Zardaki porlardan madde geçişi evet hücre zarında porları vardır ve madde alışverişi yapabilirler difüzyon, ozmoz gibi. Anlaştık mı? Cevabımız yalnız 2. Üzerinde durduğum sevdiğim bir soru tipi özellikle azot döngüsü. ÖSYM de seviyor. Azot döngüsünün belli bir bölümü gösterilmiş. Soru işaretiyle gösterilen yere ne gelmelidir? Bakın bitkisel protein, hayvansal protein bir şekilde amonya yani inorganik bileşiğe çevrilmiş. Organik madde inorganiğe kadar parçalanıyorsa buradaki canlılar arkadaşlar saprofit canlılardır. Çürükçül canlılar ki bitkisel protein, hayvansal protein demek zorunda da değil. Ölü organizma, ölü artıklar falan artıklar diyebilir. Tamam mı? Organik artık diyebilir ama bir şekilde onun sonucunda bir X canlısı amonyak oluşturmuşsa bu ki solunum sonucunda oluşuyor aslında. Buraya karbondioksit ekleyebilirsiniz korkmadan. O zaman bunun cevabında ne olur? Saprofit olur. Peki hocam biz devam edelim ama bakın amonya nitrit nitrate çeviriyorsan sen nesindir? Kemosentetiksindir. Bunları da lütfen dikkatle yazın tamam mı? Özellikle amonya nitrit nitrata çeviren canlı kemosentetik ve prokaryot canlılar. Tamam mı? Kemosentez yapan canlılar ökaryot değildi. En azından şimdilik öyle bir canlı bilmiyoruz. Peki o zaman ne oldu? Bakın saprofit bakteri oldu. Saprofit mantar da diyebilirdi. Lütfen ezbercilik yapmayalım. Çünkü saprofitler bakterilerde de olabilir, mantarlarda da olabilir. Nitrit nitrat bakterileri, işte bakın buradaki nitrit sentezi, buradaki nitrat sentezi. Denitrifikasyon bakterisini burada göstermemiş. Çünkü denitrifikasyon topraktaki nitriti atmosferin serbest azotuna çevirendi. Nitrat bakterisi şu kısımdaydı zaten. Parazit bakteri burada gösterilmemiş arkadaşlar. O zaman cevabımız ne oldu? Tekrar söyleyelim A seçeneği. Virüs, bakteri ve arkelerde özelliklerinden hangileri ortak olabilir demiş. Mutasyona uğrayabilme. Arkadaşlar üçünde de ortak özelliktir. Özellikle virüslerin mutasyonlarıyla başımız belada biliyorsunuz. Eşeğli üreme demiş. Bir kere bakteriler ikiye bölünerek çoğalır arkadaşlar. Ki biz buna binary fusion diyoruz. Yani ikiye bölünme aslında. Bu bir eşeğli üreme değil. Bakterilerde eşeğli üreme görülmez. Virüslerdekine de tam olarak eşeğli eşeğli üreme tarzında bir şey söyleyemezsiniz. Arkelerde tartışma konusu arkadaşlar. Arkelerde de ikiye bölünme özelliği var. Ama en azından bir tanesinde eşeğli üremenin kesinlikle olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bakteriler tekrar söyleyelim. 2 üzeri n şeklinde ikiye bölünerek çoğalır. Bakın buna sakın mitoz da demeyin tamam mı? Özellikle binary fusion dediğimiz ikiye bölünme ifadesi geçer kaynaklarda. DNA ve RNA bulundurma bunu kim bozdu? Bunu da virüs bozdu. Çünkü virüslerde DNA veya RNA bulunur. Ortağı sormuş yalnız bir. Eşeysiz ve eşeğli üreme için durumlarından hangileri ortak değildir demiş. Kalıtsal çeşitlilik olmaması eşeysiz üremede söz konusu. Temelini mayoz bölünmenin oluşturması eşeğli üremede söz konusu. Gametlerin birleşerek zigotu meydana getirmesi bir şekilde eşeğli üremedir. Dolayısıyla bakın bu üçü de ortak değildir.
Hangi seçenekte verilen bireyler arasında kan bağı yoktur? Bakın burada iki tane aile var ve bu iki ailenin 5-6 nolu çocukları, 7-8 nolu çocukları var. Ve bu iki ailenin 6 ve 7 nolu çocuğu 9 ve 10 nolu çocuklara sahip olmuş. Dolayısıyla bakın 1 ve 6 zaten anne kız. 3 ve 7 baba oğul. 4 ve 10 bakın torun olmuş değil mi artık burası? 4 ve 10 torun. 2 ve 9'a bakalım. Aynı şekilde torun. 5 ve 8'de şu anda akrabalık yok. Bir ailenin bir çocuğu, diğeri başka bir ailenin çocuğu. O zaman cevabımız ne oldu? 5 ve 8 oldu.